Armağan Çağlayan, ben ona hep sen derim. Bunca yıllık arkadaşlığımız var yayıncılık içerisinde. O da her zamanki zarafetiyle bana hep siz diye hitap eder. Sakın ha ee, garipsemeyiniz efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakalım. Çok... Ee... Hoş bir süreç içerisindesin. Ben ve herkes, hepimiz milyonlarca milyonlarca e, izleyici YouTube üzerinden, özellikle e, son e, programları e, takip ediyorlar ve çok güzel gidiyor. E, yayıncılığın birçok alanlarında e, bulundun. Bugün konvansiyonel yayıncılık diye e, tabir ettiğimiz yayıncılıktan e, senin deyiminle geri dönmemek üzere. Ve de risk alarak dijital yayıncılığa geçtin ve orada kimsenin tahmin etmediği bir başarı yakaladın ve de o başarıyı sürdürüyorsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Valla mutlu hissediyorum. Çünkü e, Kanal D'den beni kovdukları zaman, daha doğrusu Murat Saygı beni kovduğu zaman... Aa. E, bir daha geri dönmemek üzere aslında konvansiyonel medyayı mı medyayı mı geri dönmemek üzere bilmiyorum. Ayvalık'a gittim. E amacım artık daha sakin bir hayat sürmek, okumak, okumak öyle şeylerdi. Sonra e, bana sürekli dediler ki YouTube'a gir, YouTube'a gir. Ben de sürekli kendi kendimi aşağılıyordum. Ha o kadar yani YouTuber olmayı bana layık görüyorsunuz. Ha. <laughs> bir de öyle yani. <laughs> ne yapsın beni Z kuşağı diyordum. Sonra e, bir gün denemeye karar verdim. Ama mesela Oradaki itici güç nedir diyorsanız bilmiyorum açıkçası. Hmm. Çünkü şunu bilmiyordum ve şunu hiç tahmin etmiyordum. Hani bu kadar seyredileceğim e, ya da yaptığım programlar bu kadar seyredilecek. Z kuşağı beni YouTuber olarak tanıyacak. Bunu hiç düşünmüyordum. Sonra e, Görbin'in ilk bölümünü Ayta ile çektik. E, Ayta'ya rica ettik. Ayta geldi. Dedim ki bu çok güzel bir şey oldu. Hıh. Hmm. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde yayınlandı bir yıl önce. Sonra bunun üstüne düşündüm. Ee, şöyle bir tespitim var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Siz benden daha iyi ve daha eski televizyoncusunuz. Belki bu tespitime doğru ya da yanlış dersiniz. Şimdi YouTube'da şu anda Türkiye YouTube'da iki tane kanal aslında YouTube'u domine ediyor. Birisi Cüneyt Özdemir, birisi de ben. Eee ve başka bir hava geldi. Aslında ikimiz de eski Türkiye'nin televizyoncusuyuz. Hı -hı. Şunu düşünüyorum. Eski Türkiye'de yaşayan insanlar yeni Türkiye'nin televizyonunu haz etmediği için... Hı -hı. Hı -hı. ...eski Türkiye'nin televizyonculuğunu YouTube'da yapan insanları seyrediyorlar. Hı -hı. Bilmiyorum doğru mu? Kesinlikle doğru. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir de tabii şundan söz etmek lazım. Şimdi YouTube aslında... Ee, konvansiyoneldeki ayrım gibi değil. Konvansiyonelde aslında fazlaca izlenmeyip ama reklam geliri daha çok izlenenlerden daha çok olan haber kanalları gördük tarihte ki bu hala da böyle devam ediyor. İzlenmeleri belki öbürünün yarısı ama ee, daha çok para kazanıyor. Daha yüksek kategoriden reklam satıyor. Bu birçok show ee, programı arasında da vardı. Benim de kategorim hep diğer show programlarından daha yüksektir. Reytingim daha az olduğu halde hatta e, özel reklam satışları yapılıyordu. Fakat YouTube'da bunu görmüyoruz. Dolayısıyla YouTube'da sen ya da Cüneyt Özdemir gibi başarılı kişiler orada tık almak derdinde değil de bir yandan da doğru içerik kaliteli içerik ve de tabii ki kendi kariyerleriyle ilgili dertleri olduğu için tabii ki iyi içerikle çok tık almanız zaten herkesi şaşırtıyor, ilgilendiriyor ve ilham veriyor. Yoksa YouTube'da yapılan tık almak için yapılan şeyler herkesin yerli yabancı herkesin o kadar çok ki ve ömürleri de o tıkları aldıktan sonra o kadar kısa ki. Ama konuştuğum insanlar Senden beklemiyorlardı. Çünkü Hı. faal değildin. 5 e yıl hiçbir şey yapmadım ben. Evet faal değildin. Yani Cüneyt Özdemir yayınlarına devam ediyordu. Ee, kendi, kendi kanalında. Bir de ek olarak bu YouTube hadisesi ve e, diğer sosyal medya mecraları geldi. Sen bir şey yapmıyordun ve senden beklenmiyordu. Yani yöneticilik evet herkes Armağan Çağlayan'ı bilir. Ne kadar e, e, şeyden yetiştiğini küçük çekirdekten, e, çekirdekten e, onu da anlatır mısın lütfen o ilk şey bir asistanlık ama sen asistanlığa başka bir şey söylüyorsun. İ hazırlık elemanı o zaman öyle Ne söylüyordu. yapıyor? hazırlık Ne elemanı? yapıyor? Biz o zaman e, beni ilk işe medyapım um, e, Hıncalı Uc'un e, bir projesi için almıştı ATV'de. Bana dediler ki hazırlık elemanı olur musun? Olurum dedim ne yapacaksın? Dediler ki işte git top al diyeceğiz top alacaksın İşte ne bileyim <laughs> bilmem ne alacağız. Gerçekten de Hınca Uluç'ta ilk program çekeceğiz. Bana iki tane o zaman İETT otobüslerine biletle biliniyordu. İki tane bilet verdiler. Dediler ki emin önünden gidip ucuza lastik top alacaksın. Bir biletle gideceksin topu alacaksın öteki biletle döneceksin. İşim buydu gerçekten. Evet. Bayağı, prodüksiyon elemanı bile değildim. Ama çok ilginç bir şey oldu. Hınca Uluç'un çekimine gittik. Ee, hiç unutmuyorum. O zamanlar napa böyle napalar vardı. Hmm. Siyah bir napa'm hmm. vardı. Hmm. Ben tabii ilk defa hayatımda televizyon çekimine gidiyorum. Makyaj masasının önüne koydum ve o makyaj masasının ışıkları benim napa'mı yaktı. Aa. Kocaman. Aa. O kadar ekibin içinde Hıncal Uluç ve ben en alt seviyedeyim yani hiyerarşik olarak. Bir tek beni muhatap aldı biliyor musunuz? Ne ne var böyle bir şarmın mı var böyle bir çe çekiciliğin? Hayır, hırsım var. Ha, <laughs> o o evet o hırsı aslında tarif ettireceğim. çünkü aslında duymaya alışa geldiğimiz tarzda e, bir e, hırs değil. Peki daha mı özgürsün ya da bu e, doğru mu söylüyoruz yani şu andaki? Ulusal kanallar ve haber kanalları dışında YouTube'da kanalları olan insanlar daha mı özgürler gerçekten? Şimdi o özgürlükten ne anladığımıza bağlı? Şöyle bir şey söyleyebilirim size. Mesela YouTube'da sarı dolar yemek diye bir tırnak içinde bir şey var. Hı. Bu sarı dolar yemek şu anlama geliyor. YouTube size bir içeriği e, nasıl diyeyim? Mesela atıyorum e, tırnak içinde söyleyeyim. Uyuşturucu öven. ...atıyorum. Bir şey ise sarı dolar yiyorsunuz. Cinsellik içeriyorsa Bu o videodan para kazanamazsınız anlamına geliyor. Hmm, hmm, hmm. Aslında YouTube o videoyu kaldırmıyor. Ama size elini böyle göstererek bir sansür uyguluyor. Hmm. Sizi ona benzer içerik üretmemeniz konusunda... ...diskur çekiyor. Hmm. Diyor ki buna benzer içerik üretmeye devam edersen... ...YouTube'dan para kazanamazsın. E, Bu yeterli mi böyle bir? Yani zaten çok izlenmiyorsa, izlenmeye çalışıyorsa ya da ilk derdi para kazanmak değil, e, izlenmeyi arttırmaksa o zaman e, YouTube tedbiri yeterli olmayacak. E, e tabii ama şöyle bir şey var Okan Bey. Mesela konvansiyonel medyada rütün kuralları daha belirgin. Tabii. Biz e, ben televizyonda çalışırken biliyordum ki şunu yaparsam e, rütükten ceza yerim. Hı hı. YouTube'un kuralları o kadar somut değil. Hı hı. Soyut, genel geçer şeyler. Şikayete mi tabi? Hayır. YouTube onu e, otomatik yani bir robot dinliyor. Hı hı. Robot dinlediğinde yasaklı kelimeler var. O kelimeler geçiyorsa pat diye sarı doları size yapıştırıyor. Sonra siz itiraz ediyorsunuz. Hı. Elle inceleme deniyor ona. Ha. Elle incelemeye gidiyor. İşte atıyorum. 18 yaşında, 19 yaşında değer yargılarının ne olduğunu bilmediğimiz bir genç arkadaşımız ya da yaşlı bir bey hmm. onu dinliyor. Ya sizin o sarı dolarınızı yeşile çeviriyor ya da çevrilmiyor. Hmm. Oradaki mekanizma daha başka işliyor. Peki, ee, ama, ama tabii şu anlamda evet daha özgür. Hiç kimse bana bu konuyu get bu konuyu getirme demiyor. Bu soruyu sorma demiyor. Evet. O evet. çok büyük özgürlük bence. Ama bir yandan eee konjonktürel olarak e, toplumun baskısı yok mu ya da e, siyasetin baskısı yok mu? Yani şöyle bir şey hep bize söylendi. Hatırlıyorsundur. "Yahu gel YouTube'a istediğin kadar küfür et." Ya küfür öyle etmiyorum değil. ki ben zaten. Niye oraya geldim diye küfür Ya da istediğin kadar soyun. Ya böyle bir hani hayır, hayır, hiç öyle Soyunmak değil. derdinde değilim ki niye soyunuyorum falan. Ama bir yandan da hani diyelim ki senin yaptığın benim yaptığım gibi konuklu bir program alacaksın diyelim ki bir genç popçu çocuk geldi o şimdi youtube'a çıkıyorum diye kendini mi serbest bırakacak ona ertesi gün niye bunu söyledin bunu yaptın demeyecekler mi yine aslında konjonktürel olarak e, memleketin iklimi neyse ondan payını alıyorsun mesela ben eskiden daha öz daha rahattım hmm. ee, biz yayına ...konuk olarak Çatlak Şanzel diye... ...Ankara'lı bir hanımefendiyi çıkardık. Evet. Ee, hayatımın en büyük lincini de... ...o hanımefendi yayınlandığı zaman yedim. Evet ee, Ben konukları... gel ...gelmeden önce sadece... ...mesela ben o hanımefendiyi... ...Ankara pavyonlarında şarkı söyleyen... ...işte Vatan TV'den bildiğim bir... ...hanımefendiydi o. Çok ilginç buluyordum. Zaten nitekim o hanımefendi hakkında da... ...bir sürü insan... E, sosyal medyada yazıp çiziyordu. Sonra hanımefendi aldık. Hanımefendi birisini öldürdüğünü söyledi yayında. Şimdi katil olabilir evet ama cezasını çekmiş. Hı -hı. Bitmiş. Hı -hı. Şimdi, ömür boyu bir insan bir insanı öldürdü diye biz ona katil katil diye bağıramayız. "Vay efendim, sen niye bir katili o programa konuk aldın?" diye beni linç ettiler. Sonra yayının bir kısmında da e, Şanzel Hanım e, Sonra o bende Alışkanlık yaptı Ben hep cezaevine girip çıktım gibi bir şey söyledi hmm. Ben de bunun üstüne Şimdi hep cezaevine girip çıkmak Alışkanlık oldu cümlesi üzerine Güldüm evet. Sen misin Gülen Vay o insan doktoru öldürdü Sen de doktorun öldürülmesine Gülüyorsun'a döndü mesele Mesela o olay beni çok etkiledi daha sonraki yayın çekimlerde bir süre acayip bir otokontrol mekanizması geliştirdim. Hmm. Sizin söylediğiniz gibi. Hmm. Rahat olamadım. Eyvah bunu dersem gene bir şey olur. Eyvah bunu dersem gene bir şey olur. Daha yeni yeni o hmm. kontrol mekanizmasını üzerimden atabiliyorum. Aslında bütün programcılar için geçerli bir şey bu. Bir süre sonra bir süre sonra bu başa gelen olaylar tutukluk yapıyor. Evet. Ateş edemiyorsun. Aynen öyle. Ee, böyle bir işte otosansür dediğimiz şey aslında ben ona tutukluk yapma diyorum yani. Çalışmıyor makinen çalışmıyor. Ee, fakat beklenti acaba eskiden e, ulusal kanalda televizyonculuk yaparken e, şimdi burada da aslında aynı beklentileri görmüyor musun? Yani dijitalleşmek aslında bir özgürlük, ferahlık, anlayış tolerans mı getirdi yoksa sana yine aynı şeyleri mi söylüyorlar? Yani eskiden e, yöneticisi olarak yaptırdığın, kendin içinde var olarak yapılan ya da sadece prodüktörü olduğun ya da konukları seçtiğin programlarda da aslında aynı eleştirileri almıyor muydu? Evet. Niye bunu çıkardın? Kalitelisi vardı. Bu çok kalitesiz filan. Üstelik o, o zamanlar sadece Yüksel Aytuu yazıyordu. <laughs> şimdi evet, herkes şimdi yazıyor. Herkes yazıyor. <laughs> yani. Ya yani evet. Yüksel Aytuu hoş tutsam yeter. <laughs> yani o tabii. Yani. O zaman Yüksel evet. Aytuu vardı, evet. Cengiz Semercioğlu vardı, evet. Mehmet vardı. Evet. Bir de akşam gazetesinde bir beyefendi vardı beni hiç sevmeyen. Evet. Evet. E, Burhan Ayeri. Burhan Ayeri. O da beni severdi. Hiç sevmezdi beni. <laughs> beni çok severdi. E, galiba hala yazıyor Burhan Bey. Evet. E, hala sevmiyor beni muhtemelen. Ama şimdi herkes Bu... Ben yalan yanlış konuşmayayım. Burhan abi bir rahatsızlanmıştı. Nedir? Bana bir hemen şey yapar mısınız ne olur? Bazen hafızamızı toplayamıyoruz böyle. Hemen ona bakalım. Peki, o zaman evet. Yani aşağıda binlerce kişi yazmıyordu. Şimdi yazıyor. Ve de o binlerce kişinin yazışı galiba şey oluyor, değil mi? Çok olumlu giderse eleştiriler. Ee, onun yönünü de değiştirmeye çalışıyorlar. Yani tabii. Diyor, diyor ki 10 tane iyi, iyi, iyi şey yazılmış, bir tane de benden gelsin fena tabii, şeyler. Tabii. E, canım e, ekşi sözlükte de var, evet, Twitter'da da var, var Facebook'ta evet. da var, her yerde var. Öyle evet mi? Değil mi? Ben Murham beyi kaybetmişiz. Evet. evet. Allah rahmet durmadım. eylesin. Ben e, eminiyordum. Ben emin olamadım. Ben biliyordum fakat bir kere de ben e, eski başbakanlarımızdan birini rahmetli yaptım geçenlerde bir programda. Ondan sonra ben de ondan eleştirildim. E, Bilmiyordum. Fakat hayattaymış. Şimdi ben de bak aynı tutuklukla davranıyorum. <gülüyor> 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 Ama <gülüyor> bir refleks geliştirmişsiniz Hakan <laughs> Bey. Evet onun için böyle durumu anlayıncaya kadar Allah rahmet eylesin. Ben Burhan Bey'i çok severdim o da beni severdi. Ve şahsen e, karşılaşmamamıza rağmen böyle uzaktan bir şeyimiz vardı. Peki e, bu rating meselesi dijitalde nasıl söylüyorsun telaffuz ediyorsun? rating demiyorsun herhalde tıklanma mı diyorsun? Nasıl söylüyorsun? Ne kadar seyredildi? Ne kadar? <laughs> ne, e, ne kadar seyredildi? Ve Eski alışkanlıklarını getirdin mi dijital edeyken? Bence yani, getirdim. Yani şunu getirdin mi ee, takip etmek, yoğun takip etmek bütün evet. e, programlarını? O, o konuda obsesifim. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Hani eskiden e, bir, bir gece önce programım varsa sabah 7'de uyanır, saatin on olmasını beklerdim. Ha. Şimdi de obsesifim beş dakikada bir e, kaç dedim işte bakıyorum maalesef. aynen bende de öyle bu biz e, bu hastalıkla öleceğiz <laughs> ben Storytel e, kitap okumalarını bile o anda kaç kişi dinliyor diye sabah karşı yataktan kalkıp bakıyorum telefona elime alıp şu anda kaç kişi dinliyor sabah dörtte insan kitabını kaç kişi dinlediğine bakar mı? Yani sonuçta Çok bir o bir sesli kitap yani evet ve devam ediyor. ama bu tabii ki ne yapıyor sana yani bu e, işe yarayan bir şey herhalde değil mi? E, i̇şinize hakim olmak kötü bir şey değil bence. E, mesela bir süre sonra artık şeyi fark etmeye başlıyorsunuz dijitalde kim iş yapar kim iş yapmaz. Evet evet. Yani ve e, konuk seçimi. Ama hala şunu düşünüyorum ki bir takipçin olarak konuk seçimin yine de izlenmelere göre değilmiş gibi geliyor bana. Orada deneyler yapıyorsun gibi düşünüyorum. Gerçekten gör beni de kendi merak ettiklerimi evet. konuk etmeye çalışıyorum. Evet. Merak etmediğim hiç kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Hı. Mesela YouTube'da ve Twitter'da en çok gelen konuklarına çalışmıyorsun diye beni eleştiriyorlar. Ne demek çalışmıyorsun? Hayır çok iyisin bence. Niye? Çalışmıyorum gerçekten. Ama şunu istiyorum. Ben en bilme halimle soru sorayım. Seyirci de benle birlikte öğrensin. Evet. ben zaten, zaten böyle değil mi? Ya bu benim bir tercihim. Hani mesela ben en son Enes Batur'u konuk ettik. Ben Enes Batur'un şarkı söylediğimi bilmiyordum. Hı -hı. Aa siz şarkı mı söylüyorsunuz dedim. Mesela beni o sebeple çok eleştirdiler. Ama bilmiyordum. E, e, fakat ee, yanlış değil aslında bunun derinlemesine konuşmak isterim çünkü sen de ben de röportaj yaptığımız zaman herhalde şunu fark ediyoruz genç bir röportör gel gelmiş ya da tecrübeli bir röportör gelmiş gelmeden önce e, ben herhalde 25 seneye aşkın röportaj yapıyorum bütün bulabildiği bütün hele dersine çalışıyorsa 25 senelik röportajı çıkarıyor diyor ki her şeyi okudum senin söylediğin e tamam ee, ve... Bir gün demişsin ki şöyle demişsin. O ondan sonra bir sene sonra bunu demiş var. E yine eski röportajdaki soruları soruyor. Evet. Ben, ben de aklımı yitirmediğim için <laughs> aynı cevapları veriyorum. Şimdi bu, bu daha kötü değil mi aslında? Bence de. Aslında çalışmak yeni sorular e, sormak için o da mümkün mü? Tırnak içinde söylüyorum onu. Yani yeni soru sorulabilir mi? E, bence sorulamaz. Yeni bir soru yok. E, e, ya da bir yorumu, bir izlenimi tekrar e, konuğa sormayı gerektirmez mi çalışmak? Eskisine bakıyorsun. Şey, eğer ders çalışmak buysa zaten bu bir işe yaramaz ki. E, ö, ö, yani konuk hakkında araştırma yapmadan oraya çıkıyorsun diyorlar. Gerçekten yapmıyorum. Hı. Çünkü ben konuğu seyirciyle beraber tanımak istiyorum. Bence gör beni böyle bir format. E canım zaten. efendim ben geldiğimde sana beni biliyordun. E siz biliyordum tabii ki. Ha. E öbürüne de bakıyorsundur hiç kimsenin... Hiç bakmıyorum Okan Allah Bey. Allah Allah. Bu... Hiç bakmıyorum. O zaman peki şu mu gelişiyor? Ee, bunca yılın tecrübesi, e, zeka ve sezgi gücü, yorumlayabilme gücü. Çünkü öyle hissetmiyoruz biz. Şöyle Okan Bey. Mesela ben Enes Batur'la ilgili bir bilgi sahibiyim. Ama o bilgi ne? Magazinin bana yüklediği şeyler. Enes Batur'un linç edildiğinde okuduğum tweetler. Efendim... Ekşi Sözlük'te okuduğum entriler, gazetede okuduğum haberler. Evet bu bilgiler var bende. Hmm. Var. Bir izlenimin de var. Bir izlenimin var. Evet. Bu izlenim üstünden gidiyorum aslında. Hmm. Hmm. Bak ben ben bu benim yargım bu, sen nesin? Bunu soruyorum aslında. Anlatabildim Peki, mi? Benim, ne benim gördüğüm doğru mu sende? Bir yandan da bu katı bir izlenim değil. değil. Vazgeçilmez bir izlenim ha, değil. Ha. Yani program içerisinde fikrini değiştirebilirsin. Tabii ki, ha. tabii ki. Beni bu anlamda çok şaşırtan konuk oldu mesela. Farkındayım. Mesela şimdi Dilipak'ta ne oldu? Dilipak'ta e, bence e, e, yani hem yayıncılık açısından ilham veren bir iş yaptın. E, hem de tavsiye ederim izleyenlerimize de e, gör beninin e, Abdurrahman Dilipak e, bölümünü e, izlesinler fırsat bulabilirlerse. ...orada... Ee, dili pakı tarih boyunca izledik bizi bizi yaşlardakiler e, gençliğinden itibaren yazarlığı konuşmaları birçok şeyi izledik sonra değişti başka e, şeyler söylemeye başladı kendini geliştirdi e, ve son hali senin sayende Anladığımız ve tekrar tanıdığımız bir dili pak var Evet ama senin ama... sayende yani eğer bunu sezgiyle yaptıysan ve az soru sorarak yaptıysan o zaman senin programında bir şey oluyor. Bunu ben de hissettim. Ee, karşına gelip oturdukları anda hani bir şeyine gazozuna ilaç karıştırmışım falan gibi <laughs> böyle başlıyorlar dökülmeye. Demek ki öyle ve insanların birçok kişinin başka programlarda görmediğimiz ee, rahatlığı, Teslimiyeti, sempatikliği, bak bunlar çok zor kendini anlatması. Evet pro programcılar çünkü bir şey söylüyorsun. Falan. zaten şeyi düşündüm. Ben de bu programa başlarken senden de örnek aldım onu. Yani e, ne yapıyor Armağan orada çok heyecan veriyor hepimizi. Hmm, sadece merak ettiklerimi soruyorum. Bu beni düşündürdü. Daha önce de söyledim sana bunu. Dedim ki Ulen ben gelen kimseyle ilgili hiçbir şey merak etmiyorum <laughs> ve geçmiş 25 senedir de hiç merak etmemişim. Ben yani. de ben de hatta bu programında program açılış cümlesi oydu. Hakkında hiçbir şeyi merak etmiyorum. Senle sadece güzel bir program yapmak istiyorum. Gel sen de bana katıl. Seyirciyi tatmin edecek ve de mutlu edecek bir program olsun. Şimdi sen demek ki inandırıcısın. Ben gerçekten merak ediyorum. Gerçekten mesela. merak ediyorum. Allah gerçekten Allah. merak ediyorum. Mesela bana arkadaşlar şunu çıkartalım diye öneriler Şöyle yapıyorum. Oo, hiç merak etmiyorum. hayır yapıyorum mesela. Merak etmiyorsan Konuşacak bir şeyim de yok benim. E ama ben buna şaşırıyorum. Bu bunca yılını kaç yıl oldu? Iyi. Senin de var iyi bir 20. 26 yıl. yıl. 26 aynıyız hemen hemen aynı evet. tarih. E, Bıkmadın mı bu bunların hepsini? <laughs> Merak etmekten diyor. Hayır. Yani, İrem derici yani bana dedi ya, 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 ki ya, ya meraktan ya. yataraktan dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten insan bıkar yahu bıkmaz mı ya? Yani bir de tabii ki e, kaybolan ya da ee, sanatlarını mesleklerini bırakmış şöhretler var. Hiç bırakmamış olanlar var. Bırakmayacağım diye tutulanlar var. Zaten o kadar iyiler ki hiçbir zaman şöhreti bitmeyecek olan ve hep merak edilecek olanlar var. Ya ben. Aynı adamı ya da kadını defalarca çıkardım. Çok sıkılıyorum programda ve arkadaşlarım da anlıyorlar yani çok heyecanlı bir konuk gibi geliyor herkese. Ben çok sıkılıyorum mesela. Ama Okan gör beni de bir insan ilk kere konuk olamaz mesela. Evet. öyle bir şey olamaz. E, olmaz o çünkü bütün hayat fiyat. O, olamaz. Peki orada ilk e, izlediğimizde e, hatta sevgilim sevgilimle beraber izledik ilk e, epizotları. Orada o bir çıkarımda bulundu. Ee, dedi ki bu çok doğru bir iş. Çünkü dedi büyük ihtimalle dedi Armağan e, yalnız başına dedi konukla dedi. Zaten biraz loş bir ortamı. Sen söylemiştin bunu hatırlamıyorsan. Evet. Loş bir ortamın var ya. Ya dedim ben de evet nasıl yapılabilir bu? Zaten kamera açıların belli değişmiyor. Ve hareket de etmiyor kamera. Senin kameran var. Konuğun iki kamerası var galiba. Evet iki kamera. Birisi benim arkamda. Birisi, birisi senin kameran. Konu 12 kamerası yakın e, uzak. O kadar. Mis gibi. Müthiş format. Çok ve sabit kameralar. Herhalde bu kameramanlar böyle neti meti yaptıktan sonra zaten gidiyorlar. herhalde gidiyorlar ve bu çocukla bu konuk herhalde baş başa kalıyor. Konuk da ondan dolayı böyle bir çıplak kalabiliyor, soyunabiliyor dedim. Geldim öyle değil adamlar duruyorlar orada. <laughs> evet. Demek ki sen de bir şey var yani ya. E... O biraz şu olabilir Okan Bey. 26 yıl boyunca ya da 25 yıl boyunca e, benim çok güzel ilişkilerim oldu bu sektörde. Her zaman... E, ...ya bu sektöre deyip... ...ağız burun büksem de... Hmm. E, ...çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Çok güzel dostluklarım hmm. oldu. Hmm. Ve o insanlarla çalıştım da. Mesela şunu gördüm ben. Çalışırken... ...dost olduğum insanın çok değiştiğini gördüm. Hmm. Bu format da... ...aslında oradan çıktı. Hmm. İnsanların... E, Televizyonda gördüğünden arkasında başka bir insan olduğunu ben biliyorum çünkü. Hı hı. İnsanların hep onu göstermek istedim. Bakın bu sizin gördüğünüz insanın arkasında iki tane daha insan var aslında. Hı hı. Hı. Ee, siz de öylesinizdir yani bir insanla iş yapmak bambaşka bir şeydir size konuk olması. Evet. Ama dışarı yemeğe çıktığınızda o insan bambaşkadır. Evet ne tatlı adammış ne hoş kadınmış. Ya da ama e, talk show bittiğinde gece kuşu bittiğinde ya da Okan Boyülgen bittiğinde ya da Nokta bittiğinde Hı. odanıza gidip Lan, ne kabız adammış dediğiniz de olmuştur. Ama Çok. o kabız adam dışarıdaki yemekte dünyanın en eğlenceli adamı çıkmıştır. Hı. Hı. İşte ben bunu göstermek istedim. Çünkü evet, orada belki de refleksleri savunma mekanizmasını kırıyorsun. Evet. Çünkü biz bir mekanizma içinde geliyor. Belki de bizim sektörde okan ve kimse kimseyi dinlemediği için dinleyen bir insanı anlatmak istiyormuş sektör yıllardır. Bravo, bravo. Bu da çok önemli. Ben de mesela dinlemiyorum bazen. Bazen değil çoğunlukla bazı kişileri dinliyorum çünkü. Ee, sendeki mekanizma bende de var ee, Hatta senin işin daha zordu Sen büyük prodüksiyonların yöneticisi Ya da bizzat sahnedeki e, adamıydın Ben geç saat e, talk showlarında biraz daha rahattım Senin haftada bir müthiş bir reyting basman gerekiyordu Benim o kadar reyting derdim yoktu ama mekanizma duruyor. Yani bir adam karşında konuştuğu zaman e, hemen kafamda kaç kişinin e, esnemiş olabileceği, <laughs> e, sıkılmaya başlayabileceği. <laughs> Eyvah reyting gidiyor. Fi, filan gibi e, böyle bir derdi var. Başka bir şey soracağım. E, bu önemli. Reytingi kendine almak ya da konuğa almak meselesi e, birçok işte ve özellikle televizyonda belirleyici sorudur ratingi kendime mi alıyorum, konuğuma mı alıyorum? Bu son serilerinde gör Görbeni'den başlayarak bu son serilerinde ratingi ne kadar kendine, ne kadar konuğa alıyorsun? Okan Bey tam anlamıyla şöyle düşünüyorum. Görbeni de o şovun starı konuklar. Ben değilim. O yüzden montajda arkadaşlar beni çok koyduğunda kendimi mümkün olduğu kadar azalttırıyorum mesela. Ben de aynı fikirde değilim. Neden olduğunu söyleyeyim? Çünkü o konuklar sadece senle öyle olabiliyorlar. Sadece senle öyle olabiliyorlar ki milyonlarca 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 izlenmelerin var. Halbuki aynı kişileri başka programlarda, dijitalde de, konvansiyonelde de görüyoruz. O kadar izlenmiyorlar. Kim programıstırı? Bu bir şeydir. Yani idrak edilmesi e, gereken bir konudur. Bendeki Benzettiğim için söylemiyorum. S sadece birbirimize Tabii ki. E örnekler vermek, yansımalar yapmak için söylüyorum. Ben e 2000'lerin başında konuğa reyting almaktan vazgeçtim. Dedim ki kendime reyting alacağım. Bu yüzden konuk sayısını arttırdım. 2 konuk, 1 konuk, 3 konuk değil 20 konuk gelsin, 30 konuk gelsin bazıları kuliste uyuya kalır bayılır ölür bazıları zaten gelmez önemli değil, biz kalan 15 konukla idare edebiliriz diye çünkü ben orada bir atmosfer kurmalıyım bir düzen inşa etmeliyim ki orada bir eğlence üresin meselesi şey toprağı bol olsun ee, CNN'deki e, meşhur e, interview e, şeyi. Yaşlandı yaşlandı da sonunda öldü. Neydi adamın? ha Jaylen o değil. Larry King. Larry King. Mesela Larry King midir star yoksa konukları mıdır star? Larry King. Tabii. abi bir de o kadar yıllık kariyerle beraber star Larry King. Hatta Larry King o kadar emin ki star olduğundan onun bir e, appearance'ı var. Yani o e, pantolon askılarından gömleğe, kravata, gözlüğe, oturuş şekline kadar o onu değiştirmiyor. Yani Tarkan'ın e, pırıltılı ceketlerini değiştirmemesi gibi bir şey bu. Yani hakikaten <laughs> hakikaten öyle. Dolayısıyla biraz da sohbet olarak e, bunu söylemek istedim yani Star'ın sen olduğunu. Peki acaba YouTuber olarak ya da başka bir mecrada, sosyal medyada, dijitalde ne kadar uzun ömürlü olabilir? Başlangıç yapan seni sormuyorum özellikle. Ya da sen ne kadar uzun ömürlü olabilirsin? Nasıl bir performans göstereceğinize bağlı. Televizyon gibi. Yani aynı şey değil ama. Aynı şey Okan Bey. Aynı yıllarda değiliz anlamında söylemek istiyorum. Yani artık o 90'larda değiliz. O 2000'lerde değiliz. Artık e, çok fazla e, uyaran üretim var. ve arz olan ve de çok fazla uyaran olduğu bir dünyadayız. Nedir ömür? Kendinizi sürekli sosyal medyada yenilerseniz bir 10 yıl gidersiniz 5-10 yıl. Evet. Ama yenilemeniz lazım. Yani o, o, orada hep gör beni gör beni yaparsanız olmaz. Mutlaka yanını desteklemeniz lazım. Başka şeyler yapmanız lazım. Başka hitler çıkarmanız lazım. Yani aslında bu yeni teknolojiler izleme ve te o teknolojilere bağlı olarak gelişen izleme alışkanlıkları aslında şöhretlerin ömürlerini kısaltıyor mu? Bence evet. Hiçbir zaman bir Michael Jackson olmayacak. Hayır. Hiçbir zaman bir Madonna olmayacak. Hayır. Eski büyük sinema oyuncuları bir daha olmayacak. O kadar uzun kariyerler olmayacak. Bence olmayacak. Ben hep e, İskender Doğan, Selçuk Ural ve Atilla Atasoy kariyerlerine örnek veriyorum. <laughs> e, TRT döneminde. E, bizim e, çocukluğumuza denk gelen tek şarkı 40 sene. Ama çok şahane. Çok şahane. Çok şahane ve hepimizi ilgilendiriyorlar. Yani ismini söylediğin zaman eğer Z kuşağı değilse e, ismini söylediğin zaman mesela Atilla Atasoy dediğin zaman o kim diyen hiç kimse olmadı. Ben hep yaşlarla görüşmüyorum. Tabii. E, ee, üstelik sorularla de eczacıydı değil mi? Ay. <laughs> 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 Ay bu ya çok güzel senle sohbet ediyorum. Bunu çünkü bunu duymak istiyorum. Bu, bu da bir e, o günlerin e, sadece küçük bujuvasının değil, Topyekün bütün memleketin sanatçılara yaklaşımıydı. Yani. E, şarkı söylüyor fakat eğitimli. Eczacı. Evet. Eğitimli. Hatta en eğitimli o çünkü bizzat eczanesi var. <gülüyor> <gülüyor> yani şey gibi de değil hani. Hukuk okumuş ama Hayır. avukatlık yapmıyor falan gibi Eczacı. değil. Eczacı. Ha? Eczacı. Mesela Cüneyt Arkın için aynı şey geçerli değil. Çünkü o tıp okumuş ama doktorluk e, yapmıyor. Ama, ama yani film seyrederken bile arkamdan Ebeveynlerden duymaya alışık olduğumuz bir şeydi Cüneyt Arkın da birisini dövüyor O sırada filan arkada ama doktor <gülüyor> <gülüyor> Peki Şimdi başka mecralara da bakalım Twitter şimdi Twitter'daki Tavrınla Youtube'daki Tavrın arasında bir fark var Emin değilim Twitter'da biraz daha O mecraya uygun bir davranış mı bu Hayır orada ne hissediyorsam Onu yazıyorum gerçekten Peki riskli değil mi Twitter'da yazmak? Yok. Bana çok riskli. Kimseyi değil. hakaret etmiyorsanız hiç problem Evet yok. tabii ki. Tabii ki e bir de ben büyük hukukçu olduğum için hakaretin sınırlarını biliyorum tabii. Peki. E, muhalif olmak diye bir... Tırnak e, içinde bir terim var. Bir terim var. Muhalif olmak. Bunun ne olduğunu açıklar mısın bana? Merak ediyorum. Yani bu e, sanatçı muhalif olmalı. Sanatçının muhalifliği sorgulanmalı. Herkes haklıdır tarih boyunca. Twitter'da muhalif olmalı diye bir şey yoktur. Kimsenin kariyerinde yani bir mecrada muhalif ol. Yani Instagram'da e, tatlışko e, <laughs> ol, ama, t, t, Twitter'da muhalif ol ama Twitter'da muhalif ol diye bir şey yükleyemezsin yani. Ama eğer bir Twitter hesabın varsa ve bir şeyler yazıyorsan muhalif olmanı istiyorlar. Sen ne kadar muhalifsin orada sana göre. Bir kere artık eskisi kadar çok kullanmıyorum. Hı hı. Eskiden çok fazla kullanıyordum. Ama bu demin söylediğim şanzel olayından sonra sosyal medyayla arama ciddi şekilde bir mesafe girdi. Onu, onu söyleyeyim. Ee, şimdi artık iki gün bakmadığım zaman bile oluyor. Eskiden gerçekten elimden bırakamazdım. Hı hı. Ee, ama o yediğim linç beni gerçekten sosyal medya mecra medya mecralarıyla arama bir mesafe koydu. Ee, ben hayatta hep muhalifim zaten. Hı -hı. Ee, ben öyle yetiştirilmişim herhalde. Belki de bu kasabada büyümekle ilgili bir şey Okan Bey. Hı -hı. Büyümekle ilgili bir şey. Ben, benim önüme bir bardak, yarım bardak su koysanız... ...ben direkt bardağın yarısı boş diyenlerdenim. Hı -hı. Ama ben hep öyleydim. Hı -hı. Ee, annem benim öğretmendi. Ee, benim de ilkokul birinci sınıf öğretmenim annem. Ee, annem okula giderken... ...senin rujun çok fazla değil mi Öğretmen olmak için diyen bir adamım ben zaten. <laughs> yani ben hep hayata böyle bakıyorum. Ama ben ben, ben Twitter'da ilk dincimi niye yedim biliyor musunuz? Ee, şöyle bir şey tweet attım. Halk TV'de baston reklamı yapılıyor. Demek ki Halk TV'nin seyircileri 60 yaşının çok üstünde. Düşünün Türkiye'nin solcuları ne halde diye. Aman aman aman. aman. Hmm. Evet. <laughs> Ee, kolay yutulabilir bir tespit değil ee, e, e. Ee, peki e, şunu anlamaya çalışıyorum acaba e, twitter'daki Armağan'la youtube'da programlarını izlediğimiz Armağan aynı kişiler mi? yani youtube'da işleri çok rast giden ve e, e, başarıyı hak eden Arman twitter'da o programcı olarak mı bulunuyor yoksa Hayır. sade vatandaş Aa, olarak mı bulunuyor? Sade mi? vatandaş olarak. Doğru mu bu? Aslında doğru değil. Şu anlamda doğru değil. Orada sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz önemi yok. İnsanların sizi nasıl algıladığının önemi var. Yazdığınız şey anlamında. Hmm. İnsanlar siz tweet attığınızda bunu da sade vatandaş Armağan sabah yatağından çizgili pijamasıyla kalkmış atmış diye bakmıyor. Hmm. Bunu da işte e, gör beni yapan... Bilmem kaç milyon izlenen adam atmış diye bakıyor. Hmm, hmm. Sizin kendinizi öyle hissederek yazmanızın hiçbir önemi yok bence. Hmm. Anlatabiliyor muyum demek Peki, Twitter'da... Algo o değil. Ya yani şunu yapıyor musun? Ben çünkü orada tabii birçok kişiyi takip ediyorum, görüyorum. Mesela işte Türkiye'nin e, popüler müzik yıldızları, Türkiye'nin sinema yıldızları, Türkiye'nin dizi yıldızları, e, işte e, sinema gişesi olanları, olmayanları vesaire falan. Şimdi bunlar e, böyle bir kendi e, samimi açıklamalarını da görüyorum Twitter koşullarında ama ne günü ise işte e, mühim birisi rahmetli olmuş kabotaj bayramı ondan sonra Cumhuriyet bayramımız e, işte e, atamızla ilgili günler ve e, işte e, terör ve bütün bunlarla ilgili çok böyle şey alınmayacak hani Sağa sola çekiştirilemeyecek baya baya böyle bir basın bülteni gibi yazılmış bir iki cümleleri var. Eksine... Düşüşleri bülteni diyorum benim. bravo Braw, aynen. Bravo çok doğru laf. Ya bunları mesela sen bunu yapmıyorsun sürekli, yazıyor Yok, musun? yapmıyorum Yok. Çünkü o bir şey, çünkü linç yememek için bir şey. Neredesiniz? Ey işte ben de çoğunlukla onların içindeyim. Okan ve diğer şu bir bir, bir, bir sürü adam falan filan. Neredesiniz? Bugün buradasınız da neredesiniz? Falan. E, bunu yapmıyorsun demek ki orada orada bir samimiyetin var orası senin şirketin falan değil tabii. yok değil Değil. ben oradan çok çok nadir e, öyle şeyler yapıyorum ama mesela youtube işi başladıktan sonra biraz şirket meselesine döndü çünkü her video yayınlandığında hmm, bir tweet hmm, atıyorum hmm, mesela hmm. E, video ile ilgili hmm. ondan önce hiç öyle bir yer değildi <laughs> clubhouse nasıl gidiyor çok sevmiyorum orayı ben Okan Bey ya. Hmm. Şundan dolayı canım sıkılıyor konuş 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 konuş. Bir şey olmuyor. Ha. Ee, Hiç dinleyici olarak girip dinlediğin söz almadan durduğun oldu mu? E, öyle olmuyor. Siz girince hemen seni yukarı alalım mı dönüyor? Ha, tabii canım tabii. Armağan gelmiş onu aşamada. Bir de e, bu huysuz filmiyle ilgili bir gün bir yere dinlemeye girdim. Sonra hadi seni yukarı alın dediler. Orada da film yapımcıları varmış. Ha -ha. Huysuz filmiyle ilgili bana sorular sordular. Sonra orada verdiğim cevaplar ertesi gün magazin gazetelerinde ve magazin sitelerinde haber oldu. Ha. Hiç e, iyice şey oldum. Hani yok buraya da girip konuşmamak lazıma geldim mesela. Ha. Ya haber olmasının bir derdi yok da. Ama şunu gösterdi bana. E, dikkat edeceksin orada da. Evet tabii canım. Peki mecra olarak tecrübeli bir e, medya insanı olarak ne düşünüyorsun? Onun çok uzun yürüyeceğini düşünmüyorum ben oranın. Ama niye bilmiyorum ama öyle hissediyorum. Çünkü bir aksiyon yok. Ha şu bir şey. Podcast'lerle karşılaştırır <laughs> mısın? Podcast dünyasıyla. Podcast'te ile. istediğinizi açıp dinlerseniz sıkılınca da kapatırsınız. Hmm. Bu öyle bir şey değil. Ve o ki. Ve, ve de podcast kayıtlı ve kalıcı. Ya evet. Yani çünkü... canınız istediğinde dönersiniz, bıraktığınız yerden devam hmm. edersiniz. Hmm. Bu burada öyle bir şey yok. Hmm. Bir de bir süre sonra o, o oranın sıkı bir geyiğe dönme ihtimali çok yüksek. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki ee... Bir yandan da daha dün, evveli gün, her gün bu e, Clubhouse'a benim de bazı sadece ciddi programlarım oluyor orada, moderatör olarak bulunduğum. Ama konuşuyoruz, senin fikrini paylaşan çok kişi var. Ben de şu soruyu e, soruyorum. E peki, heyecan veren hangi mecra var diyorum. Yani yeni ve heyecan verici hangi mecra var diyorum. Ya çocukların... Oyun oynadıkları mecralardan bahsetmiyorum. Hani bilgisayar oyunu oynuyorlar birbirlerini görerek o mecraları söylemiyorum. Yani büyükler bütün e, toplumu kucaklayabilecek işte Facebook gibi, Twitter gibi, Instagram gibi, e, işte YouTube gibi e, hangi heyecan verici... Ee, Valla benim var. için YouTube yeni ve heyecan verici Hı -hı. çünkü ben şimdi içindeyim hani Hı -hı. eskisi gibi dışında dışında olup girip ay ne de trendmiş bir bakayım A haftada bir ayda bir durumu yok şu an benim için Hı -hı. o yüzden benim için YouTube heyecan verici bir yer bir yandan da tabii ki e komasyoneli bıraktım bir yandan dönmem e diyorsun ama aslında uzun yıllar sürmüş olan e eğlence ee, televizyonculuğu e, röportaj, interview televizyonculuğunun üzerine bir de hiçbir e, televizyoncuda bulunmayan bir sosyal medya, dijital medya deneyimi koydun. Bana sorarsan şu anda bir kanalın başına geçmeye hazırsın. <laughs> yani, Evlerden Irak. <laughs> ama e, ciddi söylüyorum yani hani e, geçmişteki e, ikonik e, genel yayın yönetmenleri ee, Allah e, hepsine uzun ömür sa sağlık sıhhat versin. Ee, öyle bir ekonomik, e, ikonik e, Allah dedirtti ekonomik diye. <laughs> hem ekonomik hem de ikonik bir e, yönetici olabilirse aslında. Çok hazırsın yani. Ya, i̇konik deyince benim aklıma bir tek Faruk abi geliyor ya. Yahu zaten hep lafımızın arkasında Faruk Bayhan var ya. ya i̇konik benim için Faruk i̇kon, abi yani. İkon, Büyük büyük. Tabii ki Türker Bey'i Türker İnanoğlu'nu söylemek ben lazım. Ben hiç çalışmadım Türker abiyle. Ben, ben baş, başlangıcım Türker İnanoğlu sayesindedir. Ee, Türker Bey ve daha sonra ama gelişmemiz Beyazıt ve benim dönüp dolaşıp Faruk Bayhan, Faruk Bayhan tabii, tabii minnettar olacağımız ben bir de mutlaka Türker İnanoğlu'nu da söylüyorum. Peki Dört tane program var. Bunların sayıları yavaş yavaş arttı. Bir anda böyle bir maymun iştahla girmedi Önce ee, gör. gör Beni geldi. Sonra Güncel e, bu... geldi. Ha, gü Onu kaldırdık. Evet Güncel de çok iyiydi. Güncel'de izlenmeler ciddiyetten dolayı mı Gör Beni'nin yüksekliğinde olmadı? Neden olmadı? Olmayan bir şey yok gayet iyi oldu. O büyüklükte izlenmeler olmadı. 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 Bir tane video çok büyük izlendi. Ee... Yavuz Hoca'nın videosu. ilk Covid videosu oydu hmm, YouTube'daki. Hmm, hmm. ee, orada herhalde ben eski televizyoncu refleksimi doğru konular seçemedim diye düşünüyorum açıkçası. Mesela bana hep Başka şeyden... yapılan işlere mi benziyordu? Yani gör beni de ki icat orada yok muydu acaba? Yok orada mesela güncelde ben gözükmüyordum. Sesim vardı sadece. Evet. O, o da bence bir icattı. Evet evet doğru. Ee, Çok mu ciddi konuşuluyordu ya da? Ya galiba benim e, sosyal hayatla ve siyasetle ilgilendiğim şeylerle Türk halkı ilgilenmiyor galiba. Evet ama, ama bu, bu, da, bu da mesela ben ben de böyle bakmıyorum. Çünkü kim neyle ilgileniyor konusunda bir tespitte bulunacak durumda değiliz. Yani çünkü hele hele dijitalden sonra insanların neyi e, izlediği belli değil. Basit bir örnek vereyim. E, ben 2-3 e, gündür nefret ettiğim Instagram'ı tekrar telefonuma indirip Instagramın içindeki reel e, hmm. videolarını arka arkaya seyrediyorum. Böyle günlük 3-5 saat bir şey var. Çünkü bir e, reklam çektim bir markaya. Yani yönetmen olarak e, reklam çektim. Ve daha çok gençleri ilgilendiren bir şey. Bunlar ne yapıyorlar, ne izliyorlar diye oradan bir sonuç çıkarmak zorundayım kendime göre. Hastaneye yatacağım. Niye? Yani bir süre rehabilite olmak <laughs> istiyorum. Yani böyle bir şey ağaçlık güzel bir psikiyatri kliniği böyle bahçesinde dolaşabileceğim bir yer olursa bir süre misafir olmak istiyorum. Korkunç yani. Onun için bir seyirci tespiti çok zor. Şimdi uçuk kaçık Masalları. masallar. En, en çok onu seviyorum. Çok ilginç ama. Çok iyi. Onların izlenmeleri nasıl? Valla Mesela Sarah ve Musa 600 bin izlendi. Evet. Ve nasıl hatırladı insanlar onu? Evet. Halbuki çok geride kalmış bir hikayeydi. Ama hiç unutulmamış. Evet. Dur bir dinle. E, o bir biyografi. Dur bir dinle. Orada da iki iki koltuğun var galiba. Evet. O bir biyografi programı. Aslında gelenlere gelenlere Google'daki bilgilerle bir belgesel yapıyoruz. Evet. Ve konuklara diyoruz ki bu Google bilgileri gelen olarak yanlış oluyor. Lütfen düzeltin bu. Çok iyi. Belge Çok iyi. Ee, büyük ihtimalle bir İngiliz şirketi şimdi onu satın almak üzere. Formatı. Çok, çok iyi. Maşallah sana. Maşallah sana. Yani peki görbeniyle ee, dur bir dinlenin ee, farkı ne? Konuklar açısından farkı ne? Çünkü aslında onlar görbeniye de çıkabilecek insanlar. Hanım mesela. Evet. Ee, Niye görbeniye değil de dur bir dinleye çıkacak? Çünkü ee, siz de bilirsiniz ki bazı insanlar soru sorulduğunda e, soruyu anla, doğaçlama ona cevap ver filan. O, o onlar için e, biraz zor oluyor. Ama burada hayatı var, çok net her şey. Siz o netlik üstünden net soru soruyorsunuz. Evet doğru, doğru. Evet. evet. Aa, hakikaten ama bu işte e, röportajlılığın, e, medya insanı olmanın tam. müthiş inceliklerini. Anlatıyorsun. Bir de o ona karşı, o versus o. Evet. Ee, o bir tartışma programı yapmak istiyordum ben. Ama şu şu olsun istemiyordum. Karşı karşıya gelsin, o ona hakaret etsin bağırsın çağırsın sesler yükselsin. Bunu nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Aklıma böyle bir şey geldi. Biz ayrı ayrı çekiyoruz onları. Yan yana gelmiyorlar. Beni affet. O ona karşıyı seyretmedim sadece. O versus o işte. Evet, ben onu seyretmediğim evet. onun için... O şöyle, ayrı ayrı çekiyoruz. Hı -hı. Aynı, Bir soru soruyorum ben. Hı -hı. Ee, olumlu cevap veren, yani atıyorum İstanbul Sözleşmesi çekiyoruz. Bir taraf kaldırılsın diyor, bir taraf Hı -hı. kaldırılmasın diyor. Hı -hı. Aynı soruları her iki tarafta cevaplıyor. Hı -hı. Aynı, ayrı ayrı çekiyoruz, sonra biz onları montajda birleştiriyoruz. E aslında e, daha önce yaptığın o şimdi kaldırdım dediğin formattan vazgeçmemişsin onu. Başka bir evet. şekilde sokmuşsun. Evet. Hanımlar beyler noktanın canlı yayın konuğu armağan çağlayanla söyleşimizi sürdürüyoruz. Peki şimdi arkadan gelecek mi bu e, programlar? Evet. Senin kanalın senin programların hepsinde sen varsın. Artık hepsinde ben olayım istemiyorum. Başka ha. insanlarla da başka şeyler denemek istiyorum. Ve farklı formatlar. Evet. Drama i̇stiyorum. filan olacak mı? Ee, Sitkom yapacağım bir tane. Sitkom yapacaksın. Hatta iki tane. İki tane. Peki ben geldim stüdyonu gördüm orada e, alışa geldiğimiz televizyonculuğa göre dijitalin daha mütevazı görünen ama teknik olarak iyi şartlarıyla çalışıyorsun yani küçük bir alandasın küçük bir ortamda rahatsız eden hiçbir şey yok e, kalabalık yok şu yok bu yok İstihdam edeceğin dünya kadar insan yok peki sitcom büyük bir iş değil mi şimdi e, dijital şartlarından çok alıştım ben onu da en az insanla halledebilirim. Ha. Tabii. Yani tabii kamera sayısı artacak. Evet. E, yorgunluklar, çalışmalar filan. Peki o nerede yayınlanacak? YouTube'da. Sende mi yayınlanacak? Evet. Aa işte bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Yani bu aslında e, dijital medyada hiç alışa gelmediğimiz bir şey. Çünkü senin gibi e, ben Oğuzhan Uğur'un işlerini de e, seviyorum. Çalışmasını durmadan durmadan çalışmasını seviyorum. Mesela Oğuzhan ve daha önce beraber çalıştığımız Efe bir şey yapmak istedikleri zaman onlar mesela sinema filmi yapıyorlar ya da televizyona bir şey yapmak istiyorlar filan. Yani aslında var, var, oldukları ortamdan çıkıp başka bir dijital e, mecraya ya da konvansiyonel kanala gidiyorlar. Sen öyle yapmıyorsun. Sen kendi içinde bunu yapıyorsun. Evet. Bu, bu var mı bunu aklıma gelmiyor başka yapan var mı? Sen Fit... yine bir ilk yapacaksın galiba. Sitcom denendi galiba. Ama sonra o e, YouTube'dan e, Blue TV'ye transfer oldu. Evet, evet. Şimdi e, söyleyebilirim aslında Ali Poyrazoğlu ve Nilgün Belgün'le anlaştık. Müthiş. E, o ikiliyle bir sitcom yapacağız. Kim yazıyor? Sen mi yazıyorsun? Yok, Hatice Meryem yazıyor. Çok güzelmiş. Peki nedir burada burada da bir format denemeleri yapacak mısın? mesela kaç dakikalık bir? E, en çok 9 dakika olacak her bölüm. Aa. Evet. Ha. ha. Halbuki e, şu Amerikalıların en en alışılageldik formatı olan 20 ila 22 dakikalık sitcom formatlarını deneyeceğini evet. düşündüm bir an Yok, ama hayır. Dakika. Şimdi burada daha kısası. Evet, 9 dakika olacak. İlginç bir fikir olduğunu düşünüyorum. Şimdi Çok fik ilginç bir fikir. Bir Söylemeyeyim. Hayır. Evet. konusunun. İki tane format yani sitcom üstünde çalışıyoruz. Bir tanesi önce başlayacak. Birisi daha sonra başlayacak. Ben onların da yeteri kadar izleneceğini düşünüyorum açıkçası. Peki burada sponsorlar falan da devreye e, geçiyor. İkisine yani. de biz sponsor talebi var şu anda. Çok güzel. Ee, i̇nşallah olacak, anlaşacağız. Çok güzel. Peki bu süre süreden biraz söz etmek istiyorum. Bu mutlaka tecrübenle ve aklınla ortaya çıkardın bu süreyi, karar verdin. Aslında 20 dakikalık alışa geldiğimiz bir formatta deneyemez miydin? Senin y kendi programların çünkü kısa değil. 40 dakika, 50 dakika. Tabii. Yani. Ee, bu bu tür şeylerin e, YouTube'da e, daha kısa süre algıyı ayakta tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü mesela gör beni açarsınız gidersiniz bulaşık yıkarsınız o arkadan işte çalar. Siz de dinlersiniz. Hı hı hı. Çünkü orada bir şey olmuyor. İki tane insan karşıda oturuyor. Ama burada aksiyon var. Biri gelecek biri birini görecek. O orada e bence izleme, mecburiyeti, izleme var. mecburiyeti var ve o kısa tutulmalı diye düşünüyorum. Hı. Bilmiyorum belki de yanılıyorum. Göreceğiz. Eee Gain platformunun en parlak fikirlerinden biri 10 bin adım oldu. Hemen hemen benzer bir süre. Ama tabi izleme alışkanlığı cep telefonu denediler. Şimdi büyük formata Geçiyorlar. evdeki monitöre geçme düşünceleri var. Burada tabi sana bu kararı verdiren senin nerede, daha önceki programların nerede izlendiği konusunda bir fikir herhalde. Nereden izliyorlar seni? Tabii yaşa göre değişir izleyici. Televizyonda. YouTube'da televizyondan izliyorlar en çok. Çünkü herkesin akıllı televizyonu var evet. zaten. Ama herkesin akıllı televizyonu var. Ama benim eş, dosta bakarsak tabii ben ne kadar bir onu... Şişirebilirim o balonu bir e, şey olarak seyirci kitlesi açısından ama fazla şişiremem herhalde öyle bir projeksiyon yapamam herhalde ama e, çoğunlukta yok YouTube'u evdeki monitörden izleme televizyondan izleme alışkanlığı. Öyle mi? Evet ya yani görmüyorum onu ama sen, sen benden daha iyi biliyorsun ya yani ben aydınlanmak için soruyorum aslında. Yani ben, benim gördüğüm e, en çok televizyondan izleniyor YouTube, telefondan değil. Peki yaş gruplarını biraz ölçebiliyor musun, görebiliyor musun? Ee, şey görüyorum. Ee, kanalda abonenin bütün demografisini görebiliyorum. Ama abone? Evet. Ama diyorsun ki? Seyredil Evet, abone olmayanlar abone olanlardan daha çok izliyor. Bana bir kanalımı. rakam söyledin bana. Yüzde 78 abone olmayanlar seyrediyor. Kanala abone olmayanlar ve demografik bir sonuç alamıyor musun? Hayır. Aslında abonenin demografik sonucunu görebiliyorum. Ama aslında YouTube görüyor YouTube görüyor olabilir Biz biz görmüyor olabiliriz o görüyordur. mutlaka görüyor Peki bu bilgiyi talep edersen edeyim <laughs> 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 Peki ee, bu, bu önemli çünkü yaşa göre e, hani biz şimdi Z kuşağı diye konuşup konuşup duruyoruz ama Z kuşağının da 5 yaşında olanı var 15 e, yaşında olanı var şu anda 21 yaşında olanı var. Ee, evli olanı var. Eğitimini tamamlamış olanı var. Ama yaş küçüldükçe masadaki e, laptopa bile tahammülleri yok. Yani illaki küçük ekran diye tutturuyor çocuklar. Bunu da anlayamıyorum nedenini. Ya Okan Bey mesela ben ilk YouTube'a girdiğimde bana dediler ki 14 dakikadan uzun hiçbir şey yapma. <laughs> ya, evet. Dedim ki niye? İşte 14 dakikadan fazla seyredilmiyor. İşte Yaşlı insan çıkarma. Dedim ki ben bildiğimi yapacağım. Bravo. Evet. Ya, o söylenen her şey e, şehir efsanesi. Öyle söyleyeyim size. Bir de onlar o youtuber'lar yani adam eğer şey yapıyorsa mesela hadi kafamızda yumurta kırma yarışması yapıyoruz. Zaten yani on hiç, dakika yani, ya, yani evet, Hiçbir içeriğimiz yok. Sadece tıklanmak istiyoruz ya da dans etme bilmem nesi yapıyoruz. İşte bu Instagram reelleri gibi. Yani eğer öyleyse zaten onun bir içerik koymadığın zaman e, diyor ki e 3 dakikayı geçerse izlemiyoruz. Ne olursa olsun senin 3 dakika izlenecek bile içeriğin yok ki zaten. Yani tabii ki e ee, mesela YouTube'dan eski Türk filmlerini izleyenler var. Ben. evet. Ben seyrediyorum. Evet. Ben de izliyorum. Yani sinema filmleri birçok e, yerli yabancı sinema filmleri e, internet siteleri üzerinden izliyorlar. Sadece şundan emin değilim. Bunun için e, acaba masada bir laptop mu açılıyor? Zaten bir bildiğimiz anlamda bir bilgisayar ekranı kalmadı pek iş yerlerinde var onlar. Eee Tabletler var, cep telefonları var, bir de evdeki akıllı monitör var. Yani benim bana yazılanlar ve benim gördüğüm fotoğraflar hep ee, telefondan izleyen iki kişilik, üç kişilik aile telefondan izliyor. Ay pardon, televizyondan izliyor. Telev te televizyondan izliyor. <laughs> Mesela Hep şey yazıyorlar. Pazar kahvaltısında işte gör beni de Okan Bayülgen seyrettik. Mesela. Evet. Belli evet. ki öyle ritüeller var artık. <laughs> bir de. Ee, <laughs> çok dikkat çekici değil mi? Hepsini izlemiş. Yani aslında senin koyduğun içerik hepsi izlenmeye layık bir içerikse hepsini izliyor evet. zaten. Evet. Bayağı şey e, seri halinde izleyenler var. Ve de çok sevdiğim o kadar dikkatlice izliyor ki halbuki televizyon önünde böyle bir alışkanlığı olmamasına rağmen şu dakikadaki şarkı, şu dakikadaki lafı, Aynen. şu dakikada tak seni de ona gönderiyor, yönlendiriyor Çünkü park. durdurup Yazma imkanı var da ondan. Televizyonda ya, o yok. Ya tabi, <laughs> tabi ve yani bu şey radyo televizyon üst kurulu gibi izliyor seyirci <laughs> o zaman. <laughs> yani hakikaten sen... ya pek ee, şimdi şey de çok heyecanlandırdı beni ee, Sitcom meselesi. Size heyecanlandıracak bir yeni girecek içeriğimizi daha söyleyeyim. Anne'm ne diye bir şey çekiyoruz şimdi. Ee, Anne'm ne zalmaktan? Hmm, Tıpkı. Hmm, hmm. ee, Nedir o? Psikolog ve psikiyatristler gelip hmm. e, hayatlarında terapilerdeki en unutulmaz vakalarını anlatıyorlar. İlginçmiş. Çok güzel oluyor. E, hukuki olarak buna imkanları var. Tabii ki. İsim İ, vermeden, isim İsim vermiyorlar, hiçbir şey vermiyorlar, çağrıştırmıyorlar. Hmm. Zaten izinli onlar. Hmm. Hmm. E, i̇zin alıyorlar. Hmm. Çok ilginç oluyor. Gerçekten bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor. Çok acayip. Hayır, burada da... E iki iş var çok hatta işte e, eksene geçen e, katarsis. katarsis. Ve e, Gülseren Budayıcıoğlu. Değil mi? Evet, Doğru evet, telaffuz evet. ediyorum. Gülseren Budayıcıoğlu ben nereden biliyorum? Ben Gülseren Budayıcıoğlu okuru değilim. Dizi, e, onun eserlerinden dizileri de hiç izlemiyorum. Zaten dizi izlemiyoruz. E, ama bir şey e, çaldıyarak gelen bir ee, şöhret ve başarı var orada. Ben de hatta e, Storytel'de ne kadar çok e, seslendirildiğini ve e, dinlendiğini biliyorum. Burada bir şey var. Evet. Bu çok acayip değil mi? Yani e, stand-upçıların Cem Yılmaz'ın başlangıcında çok ee, arkadaş arasında konuşmalar olurdu. Hatta birilerine laf atılırdı. Ya adam çıkmış stand-up yapıyor da diyor ki hani Amerikalı gibi psikiyatrıma sordum falan diyor. Ne psikiyatri ya Türkiye'de böyle şey var mı derken bak ne oldu. Okan Bey aslında e, bizim e, ilk televizyona başladığımız yıllarda sizin de benim de e, ya da ilk şöhret yıllarımızda hmm. Türk televizyonlarında en meşhur şeyler reality şovlardı. Evet. evet. Aslında şimdi de öyle. Doğru. İnsan sadece reality showlar biçim değiştirdi. Doğru. İnsanlar o zaman da insan hikayeleri seyrediyorlardı ama o zaman bir kavga, dövüş içinde insan hikayesi seyretmeyi seviyorlardı. Aslında mesela benim ilk televizyona çıktığım popstar da bir reality show. Hmm. Ben de a babası. Hmm. Hmm. E şimdi mesela gör beni de bir yanıyla bir reality show. Doğru. E dur bir dinle de diğer yanından baktığınızda bir reality show. Şimdi yeni yayınlayacağımız Mayıs ayında yayınlayacağımız anemnesis de bir yanıyla reality show. Sadece reality showlar biçim değiştirdi. Aslında hep seyrettiğimiz şey yıllardır insan hikayeleri. Öyle ya da böyle. Peki buradan hemen yan sokağa sapalım. Şöhretler mi yoksa hayat hikayeleri mi? Yani şunu soruyorum. Bugünlerde işte sosyal medyada gördüğüm Eee iki eltiler mi ne yufkacıya evet, kaçıyor. <laughs> Şimdi zaten başlık güzel. Yani <laughs> haberi okursun. Ya yani bırak izlemeyi, merak etmeyi falan. Neyse o kadar da ben yani eltiler, eee elti mi ondan ne? Onlar. Evet. Eltiler aynı yufkacıya kaçtı. Yani e, hani e, hicran, e, aventür, e, seks her, şey, her var şey var ya her şey başlıkta var. İki romantizm, kadın var, romantizm e, anlaşma e, her şey var. Yani e, pornografi bile var içinde. E, yani e, Ama bir yandan da tamam diyorduk ki hep böyle olacak artık. Yani artık gelecekte dijitalle beraber Bildiğimiz şöhretler kalmayacak. Hep yufkacıya kaçan <laughs> eltiler olacak. Ama öyle olmadı. Onların da işte Andy Warhol'dan yola çıkarak işte şu kadarlık bir şöhretler olacak. Ama öyle olmadı. Niye olmadı? Niye olmadı? Çünkü ee, o sıradan insanlar bir süre sonra ünlü olmanın yolunun hayatı abartmak olduğunu zannettiler. Evet. Ve hayatlarının affedersiniz tırnak içinde şeyini çıkarttılar. Doğru. Doğru. Abarttılar. Oysa ki ünlü insanlar öyle değil. Zaten onlar abartılı yaşadığı için ve biz televizyondan onları abartılı gördüğümüz için ne kadar abartırlarsa abartsınlar, biz onları garip bulmuyoruz. Ama şimdi Semra Kaynan'a bir süre sonra kendi kendinin karikatürüne dönüyor. Doğru. Doğru. O o e, tırnak içinde e, sıradan insanlar kendi kendinin karikatürü olmaya döndü. Aslında bütün şöhretler çok doğru bu tespit ama bütün şöhretler de kendi kendinin karikatürü ya da kendi kendisinin e, tanıtım afişi oluyorlar. E, evet. Çünkü bir kere kendi kendisinin menajeri oluyor. Sonra kendi kendisi <laughs> halk ilişkileri oluyor. Sonra kendi kendisinin yani, kesinlikle böyle. Ama bir yandan da dijitalle beraber yani e, eskiden işte şık şıkıdım giyinip Büyük televizyon stüdyolarında TRT'nin işte arı stüdyoları bilmemleri e, falan filan bütün bu İtalyan şovlar gibi e, düşünsene işte bir şöhretli kişi geldi şarkı söyleyecek e, ya da aktör başka bir şey e, yüzlerce spotun altında işte 20 tane kameranın olduğu bir yerde herkesin gece elbiseleriyle pazar günü öğlen e, sunduğu bir programa Confiala Carlo show evet gibi bravo bravo aynen aynen ama sonra dijitalle beraber Ber, tematik kanallarla beraber şimdi işte şortla t-shirtle geliyor ee, iki kameranın olduğu yerde diyelim ki senin karşısına ya da başka birisinin karşısına oturuyor peki ee, herhangi bir speküle etme derdim yok ama Türkiye'de gösteri dünyasının ve müzik dünyasının büyük yıldızı Zeki Müren keşke yaşasaydı keşke. daha uzun 100 sene 200 sene yaşasaydı keşke ama Zeki Müren aynı şekilde mi konuşurdu seninle bir interview yapsaydı? Hangi anlamda? E çünkü onun bir lisanı münasibi Hı. vardı önce bir seyirciye. E, ben hiç seyirciye arkamı dönmedim efendim. Evet ve aslında çok e, esprili, direkt çok. biraz da e, ben de şahit oldum küçüklüğümde Bodrum'da. E, tatlı ağzı bozuk şakalar da yapabilen bir insanken önce seyircisini yükselten yücelten o sayede de kendisi de yücelen çok güzel bir taktiktir bu ve arzu ederek yaptığı bir şey var. Bugün öyle konuşabilir mi bir interviewda? Bence konuşurdu. Zeki Bey zeki bir insandı çok. Bravo. Ee... Pek seyirci ne derdi böyle Yani <laughs> şunu kastediyorum. Zeki Müren en uç örneğim benim. Yani ee, seyirciyle ilişkisinde bir tavır ve mesafe geliştirmiş olan sanatçılar. Bu senin de konuk aldığın sanatçılarda da var. Yani onu artık kırmak yok etmek, parçalamak mümkün değil. değil. Ama bazı insanları biz öyle kabul ediyoruz, öyle seviyoruz. Mesela Zeki Bey bugün yaşasaydı keşke yaşasaydı ve konuşma biçimini değiştirseydi belki hiç hoşumuza gitmezdi. Hiç gitmezdi. Evet. Hayal kırıklığına uğrar. Büyük hepimiz. Hmm. Yani Bülent Hanım şimdi e, jü, heyeti umumiye yerine jüri derse de hayal kırıklığına uğrarız <gülüyor> <gülüyor> yani ben e, Bülent Hanım'da e, ağzından yani öyle bir hazırlıkla ve öyle bir e, dil hakimiyeti kurarak ve öyle bir ede ağzından top mermisi fırlayacak sanıyorum yani <laughs> öyle bir arka tarafta beyinsel ve sessel bir takım hazırlıklar yapılıyor ki peki eee Bülent Ersoy'la ile yapmadım bir... Olur mu canım? Jüriyeli yaptı. Hayır hayır, çok program yaptım beraber. E, dijitalde. Hayır, yapmadık. İstemez mi kendisi? Hiç sormadım. Aa bu da ilginç. Aa! Neden bu baştan gelmez... E, hayır Bülent ya. Hanım, şimdi ben biliyorum, kızmasın bana. Ee, diyecek ki ben o koltukta oturmam, bana orada taht gibi arkası bilmem ne bir şey yaptırın. Ben işte oraya geleyim oturayım, işte e ben hiç kimseye bir ayrıcalık tanımak istemiyorum o programda. Gör beni bence o sadeliğiyle ve o bir tane sadece konuğun tepesinin yanan ışığıyla güzel. Ben Bülent Hanım'ın bu bütün e, büyük yıldızların kendileriyle ilgili bir sahne düzeni istemesi, ışık istemesi, e, kameraların e, şu açısı bu açısına hakim olma, bütün bunlara bütün bunlara katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Ama biz Bülent Hanım'ı da 25-30 senedir kebapçıda bir sandalyenin üzerinde kebap yerken de izliyoruz. Yani arkada taht olmadan, ışıklar olmadan bilmem ne filan. Ama öyle ister biliyorum ben ö ö o yüzden de hiç sormayayım. Öyle için. bir şey yani. O da kaçamıyorlar değil mi ondan yani? Bir yandan da öyle bir görüntü de var. E, Halbuki daha eski yıldızların öyle görüntüleri yok magazin kamerası filan olmadığı için. Fotoğraf makineleri var sadece tabii. orada. Ya Bülent Hanım'ın... ...bir yeni yeni öyle görüntüleri var eskiden. Onun da yok hiç. Evet. Yani. Ben çok kebapçıda gördüm. Şeyde, magazin programlarda, gece geç saatte filan. Yer. Ya da ama şeyi çok dikkat ediyor. Bir hatırlar mısın? Bir havaalanı görüntüsü var. Bir kendi... Bülent Ersoy kendisinin damisi gibi duruyor. <laughs> ee, yani kendi... Heykeli gibi ya da e, karton heykeli gibi damisi gibi duruyor böyle yanına birileri geliyor gerçek mi diye bakıyor e, evet havanın ve çok rahatsız olmuş etrafının sarılmasından galiba yardımcıları filan da o sırada onu bırakmışlar... Ha da. hareketsiz duruyor ki ya insanlar gitsin diye. Hareketsiz duruyordu. Sıkılsın yani, diye. Yani, Sıkılmış. Hakikaten tartışılması gereken bir şeydi yani bir yıldız yardımcıları bırakmışlar havaalanının ortasında belki bavulu almaya gitmişler falan filan bir şeyden. Yani onu da gel oradan oraya koşturmamak için tek başına duruyor ve insanlar gelip konuşmaya çalışıyorlar. Bir de herhalde topuklular böyle dev gibi duruyordu. Yani Bülent çünkü... Hanım benim bu piyasada çalıştığım en ilginç insanlardan bir tanesi. Çok ilginç bir insan. Çok ilginç bir insan. Biz ben ona talk show yaptım 36 bölüm. Evet. 39 bölüm. E, nasıl yaptın? Yaptınız bendim. Yani. Yani anılar var orada o kamerada. Evet ya. korkunç anıların olması lazım. Bir de sonra bir de şu heyette de varsın yani Ebru Gündeş Orhan Gencebay, Bülent Ersoy Armağan Çağlayan. Evet. O heyette e, yani ben kim bilir kaç kere intihar etmiştim yani. Hiç öyle şeyler olmuyordu biliyor musunuz? Hiç öyle şeyler olmuyordu. E, tabii ki şimdi bir program gereği kimi çekişmeler, kimi e, tatlılıklar, huysuzluklar var ama arkada da bir şey var herhalde değil Benle mi? Benle ilgili kimsenin bir ha, durumu yok. Olmalısın. Çünkü ben şarkıcı değilim. Ha. ha. Onlar birbirini yiyorsa yiyor. Beni ilgilendiren bir durumu yok. Ama evet. hiç öyle şeyler olmuyordu. Evet. Talk Show'da bir kere anlatayım da gülün. Lütfen. Yapımcıyım. Ee, Bülent Hanım o zamanlar çok geç gelmesiyle meşhur. Hiç unutmuyorum. <laughs> konuklar Hülya Avşar ve Çelik. Güzel. <laughs> Biz gittik. Konuklar var, seyirci var, orkestra var, her şey tamam. Fakat star yok. Yok yani. <laughs> kayıt saati 2, 3 yok, 4 yok, 5 yok. Ben patronu aradım. Dedim ki 5, konuklar burada. Haklı olarak dedim Hülya Hanım gitmek istiyor. Evet. bana dedik ki anlaşmamız var dedi e, patron. Noter getir dedi. Zabıt tuttur. Bu iş burada bitsin dedi. Ben iki telli noterine gittim. Güzel. O zamanlar daktilo var. Tıkır tıkır tıkır. Bir tane katip, katip aldım. Daktilosuyla geldi. Tam stüdyoların ortasına kurdu daktiloyu. İşte ben zabıt tutturuyorum Bana soruyor. Yapımcı Armağan Çalan dedi ki Star Bülent Ersoygan çık. O sırada Bülent Hanım bütün heybetiyle koridorun başında gözüktü. Hmm. Ne yapıyorsun sen dedi bana. Zabıt tutturuyorum dedim. Güzel. Ne zaptıymış o dedi. Hı. Siz gelmediniz ya dedim. Hı. Onun zaptını tutturuyorum. Programa geç kaldınız diye dedim. Ee, biz dedim tazminatsız fesh edeceğiz. Geldim ben buradayım dedi. Dört saat geçti Bülent Hanım dedim. Buradayım dedi. Eyvah. Ben dedim geç kalmış zaptını tutturuyorum. Aradan 10 dakika geçti. Bir baktım. Bülent Ersoy öteki notardan kendi kağıtı katibini getirdi. O, orada olduğuna dair zıbıt tuttu. Tam stüdyosunun koridorları iki tane dakika. Çak kılı çak Çok iyi ya. Of çok iyi. Son, e peki Çelik ve Hülya Avşar da bakıyorlar. Çelik ve Hülya Avşar bakıyor. Gittiler. Çekilmeyecek. Rezalet çıkacak ha. bir süre sonra. Yoksa. Ha. Ama bir şey söyleyeyim mi? Öyle saygı duyuluyor ki. Ertesi gün Çelik ve Hülya Avşar çekime yine geldi. Yine geldi. Evet. Ha. <laughs> ama mesela bu unutamadığım anlardan ha, bir tanesidir. O. Çok güzel değil mi ya? Bülent Ersoy'un senin gözünde sen bütün hepsini görebiliyor musun baktığın zaman? Cismen. Evet. Ben hmm. çok severim Bülent Hanım. Ben benim şöyle bir problem var. Ben yakından çok fazla görmedim ama televizyondan gördüğüm kadarıyla bunu çok da söylemişimdir. Yani kızmaz da bunu söylüyorum o kadar. Yani bütün cisimi göremiyormuşum gibi geliyor bana. Aslında mesela kaç metre boyunda? Yani ee, ...benim ne falan. 1.78, 1.79. O kadar uzun mudur? Uzun. Ben küçük olduğum için mi göremiyorum onu <laughs> Evet, bu yani, Bana hiç bitmiyormuş gibi geliyor. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanların cüssesini evet. ee, aurası mı büyütüyor? Evet. Mü? Evet. Bülent Hanım'da Bir de var. biz o Bülent Arsoy ya. Evet. Onu öyle görüyoruz yani. Evet. Öyle biraz o. Bana şey gibi geliyor. E siz de bana hiç kısa boylu gelmiyorsunuz mesela. Evet ama benim tümümü görebiliyorum Bir de B <laughs> Bülent Hanım şey gibi hani Hintliler e, otobüslerini filan kamyonlarını süslerler ya bir sürü takıldak fırıldak <laughs> ışıklar filan çıkar böyle hani bütün hepsini göremezsin, algılayamazsın. Bana <laughs> bana öyle gibi geliyor. Mesela Bülent Tarkan ın... bana ufacık geliyor. O da ışıltılı bir şeyler diyor. Tarkan yani mesela Tarkan kadar olan ee, şeyler var cüz sesi mesela. Mesela Kenan Doğulu Tarkan hemen hemen e, yakınlar. Ama birbirine. Tarkan daha uzun. Hayır Kenan Doğulu daha büyük görünüyor. Ama bana da Tarkan uzun gözüküyor mesela. O da auradan. İşte algı. O aura bana aynı aura değil demek ki. Olabilir. <laughs> Algı o yani. ya sadece bir çekiştirme programı mı yapsak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu, bu, bu kadar zamandır hani. Ay, ama... İçimizde kalmış <laughs> İçimizde, evet, Evet, kesinlikle. Düşünsenize TV yüzde sabah Peki. bir yuvarlak masa. <laughs> evet. Peki reklama mı giriyoruz? Evet reklamdan sonra da bir 10 dak 10 küsur dakikamız var. Harika harika. Hanımlar, beyler, Nokta canlı yayınında Arman Çağlan'la sö söyleşmeyi sürdürüyoruz. Şimdi, e Ayvalık e böyle görüyorum, hatta biraz da dilim sürçüyor şimdi. Niye Ayvalık bu? Ayvalık'ta bir de burada da bir başarı var. Çünkü, e hani işte e eğitimli kesimin, beyaz yakalı kesimin çok seslendirdiği pandemi öncesinde... Bir B planı işte Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye mi gitsem, İspanya'dan, Portekiz'den daireler alsam yerleşsem mi, Yunanistan'a mı gitsem falan filan çoluk çocuk eğitimi şudur budur, gençler yurt dışına gitmek istiyor seslendiriliyor siyasi çevrelerde sıklıkla. Ama bir yandan da bu B planları galiba yurt içine de kaydı birçok kişi evet. için. Ee, Ege, Akdeniz bölgelerine öz özellikle. Sen şimdi şunu da başardın. Anlayabildiğim kadarıyla. Ya oraya gidebilir miyiz? Bir, gitsek orada ne yapacağız? İki, peki İstanbul'daki bağı tamamıyla koparacak mıyız? Yoksa bunu e, bir e, part time lover mı yapacağız? Öyle yani olmaz. Ha, nasıl olacak şimdi bu? Ben bütün bağımı koparıp gittim. E hiç, burada kalacak hiçbir şeyim yok. Evim yok, hiçbir şeyim yok. Gelince otelde kalıyorum. Aa, Evet. Kasti olarak hatta. Evet. Çünkü şunu düşündüm. Orada canım sıkılırsa kışın. E ben İstanbul'a gideyim derim. Sonra da geri dönmem. E manasız bir şeye dönüşür. Bir de evin derdi, aklı kokuları evet. olacak. E manasız bir şeye dönüşür. Hmm. O yüzden ben e evimi boşalttım. Benim İstanbul'da hiçbir şeyim yok. Hmm. Ben otelde kalıyorum gelince. Peki, Ayvalık'ta nasıl bir hayatın var? Bahsetmek istediğin kadar. Hiç dert değil. Ayvalık'ta şöyle bir hayatım var. Ee, spora gidiyorum. Her sabah. Hiç belli olmasa da. Hepimizde belli olmuyor. Ee, <laughs> evet, e, pandemi dolayısıyla. Sosyoloji son sınıfta okuyorum. Şimdi bitiyor artık. Ee, son dönemim. Bu yıl mezun olacağım. Aşçılıktan mezun oluyorum. Bir dakika ikinci üniversiteyi bitiriyorsun. Ee, lisans ve yüksek lisansı sayarsak beş oluyor. Nasıl ya? Ee, ben hukuk fakültesi mezunuyum. Uluslararası ilişkiler master'ım var. İşletme doktoram var. Ee, sonra... Ee, sosyoloji, aşçılık. Müthiş bir de yandan bu gidiyor. Peki başka şeyler de var. Ee, aile danışma. danışmanlığı eğitimi aldım. Ee, Ayvalık'ta bir aile danışmanlığı merkezi açmak istiyorum. Ee, sosyolojiden mezun olunca. Yani alışa geldiğimizin dışında hani eczane açar, başına da bir <laughs> eczacı koyar gibi değil. Hayır, kendim yapmak istiyorum. Bizzat Atilla Atasoy gibi. Evet. <laughs> Atilla Atasoy önemli. Peki ama Mesela beni ölümsüzlüğe an... mi hazırlanıyorsun? Hayır. Yani. Nedir bu peki? Ya ben bir şeyle meşgul olmayı seviyorum galiba. Evet. Yani yeni hayatla ilgili yeni uğraşlar benim hoşuma gidiyor. Ha. Ee, tamam artık bu da oldu hani. Beni de öldürecek kadar param var, emekli maaşım var. Hayatta buradan sonra de aksın, hoşuma gitmiyor benim. Gitti yere kadar kendimi meşgul edecek bir şeyler niye yapmayayım? Mesela daha bu sezonun başında, bundan sonra iki üniversite bitiriyorum. Şimdi yeni hangi bölümler açılmış, ben de girip okuyabilirim aa, diye baktım mesela. Yalan yok. Aa, Tabii gözüme kestirdim iki bölüm. Çok iyiymiş. <laughs> çok iyiymiş. Ama bu insanı hayatı bağlayan bir şey ya. Kesinlikle ve ilham verici ve ilham verici özellikle özellikle çocuklara özellikle gençlere tabii onlar bizi kesinlikle izlemiyorlar <laughs> ee, ben hep söylüyorum yani gençler için şunu da söyler misin söyleyemem çünkü öyle birisi yok <laughs> ee, ekran başında öyle bir e, Z kuşağı yok bir yani. de bir şey söyleyeyim mi ha. mesela ben hukuk fakültesi okurken ya da uluslararası işler master yaparken bitirmek zorunlu olduğum için öğrenmemişim evet şimdi bu bir keyif olduğu için Bayağı öğreniyorum hmm. çünkü bitirmesem ne olacak ama öyle olunca bayağı öğreniyorum yani öteki zorunlulukmuş ya bitiremezsem bir panik ezberlemek bir şey şimdi ezberlemiyorum anlıyorum öğreniyorum Peki e, kimsenin bilmediği yakın dostlarının da bilmediği bir e, tarzda mı gidiyor bu yani kendi kendine yalnız zamanların ya da e, Gönüllü yalnız zamanların ne oluyor bu eğitim, ders çalışma demeyeyim de okuma diyeyim, okuma yazma gibi şeyler yoksa bu e, çevrenle de paylaştığın bir şey mi? Ya da öyle bir çevren var mı Ayvalık? Var, şöyle bir çevren var. E şimdi... E... Sosyal medya ağıyla insanlar WhatsApp'ta birbirine bağlı. Evet. Ee, benim bir böyle sosyolog grubum var. Güzel. Mesela onlarla çok iyi ilişkilerim var. Ee, Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden çoğu İstanbul'da, İzmir'de ee, çok iyi arkadaşlıklar edindim mesela. Ee, onlarla şimdi he hep beraber o grupta seneye okusak diye konuşuyoruz mesela. Çok acayip. Çok. Bu. Mesela ben Ayvalık'a gittiğimde yaptığım en doğru şey neydi biliyor musunuz Okan Bey? Ben İstanbul'dan ya da başka yerden Ayvalık'a gelenlerle hiç arkadaşlık etmedim. Ben hep yerel akla arkadaşlık ettim. Hmm. Yerel işbirlikçiler çok önemli. Evet. Oraya gittiğiniz bu, bu, zaman. Bu, bu nefis bir akıl. Yurt dışına okumaya gitseydin zaten... Türklerle. <laughs> evet ama bütün etraf ve yurt dışında başarılı olmuş insanlar mesela bunu tavsiye edeceklerdi. Sakın senin gibi gelenlerle değil, oradaki... E, yerli halkla arkadaşlık ettiği ben, ben Ayvalıklarla arkadaşlık etmeyi daha iyi buluyorum açıkçası. Daha hoşuma gidiyor. Peki. Onlardan ayvalıkça öğreniyorum ayvalık yemeklerini Tabii o da öğren var o da. Peki zaman zaman mefhumunu bir anlatır mısın yani İstanbul'a geldiğinde zaman nasıl geçiyor Ayvalık'ta zaman nasıl geçiyor? E, zamanın hızından söz ediyorum. Anladım. Ayvalık'ta zaman daha hızlı geçiyor. Daha hızlı geçiyor. Evet. Aa, çok hızlı geçiyor. Çünkü yapacak çok şey var. Çünkü yoğunsun evet. Ve aslında oradasın. Orada tatilde değilsin. Belki tatile gitsen daha yavaş geçebilirsin. Mesela beni şöyle hissetmiyorum. Bir kasabada yaşıyorum gibi hissetmiyorum. Hmm. Hiç hiçbir zaman öyle hissetmedim. Hmm. Hiçbir zaman. Hani eyvah burası mahrumiyet bölgesi. Mesela bana soruyorlar. Hasta olsan nereye gideceksin? E devlet hastanesine gideceğim. Şuradan iki dakika evet. diyorum mesela. Evet. Ha devlet hastanesi olur E olur. Niye olmasın ki? Evet. Benim hiç öyle kaygılarım olmadı hayatta. Aha. Hiç olmadı. Hı hı. Mesela işte ne alıyorsun? E ne satılıyorsa onu alıyorum. Evet. Zaten artık eskisi gibi marka giymeye ihtiyacım da yok yani. Evet. Onlar bitti galiba değil mi? O sadece marka alışkanlığı e, çok demode bir şey Görgüsüzlerin elinde kaldı. Evet çok bence çok Zaten görüyoruz şey. sosyal medyada da kimlerin marka giydiğini görüyoruz yani ya da marka taşıdığını giydiğini kullandığını oturduğunu yaşadığını filan büyük bir çoğunlukta bir e, arkadaşlar vardı konuşurken o zaman anlamıştım Türk popüler müzik dünyasından şöhretli kişilerle konuşurken e, e, dijitalle beraber e, yani eskisi gibi e, CD satmak plak satmak kopya satmanın para getirmediği ve aslında artık çalışmak gerektiği ve konser vermek gerektiğini konuşuyorlardı ve e, paranın değiştiğinden söz ediyorlardı yani eskisi gibi büyük paralar gelmiyor o zaman aklıma e, geldi ki e, dedim ki ama senin de masrafların eskisi gibi değil kardeş. Eskisi gibi lüks arabalara binmek zorunda değilsin. Lüks alışverişler göstermek zorunda değilsin. Çünkü hatırlıyorsun e, 90'lı yıllar, 2000'li yılların başında şöhretli bir insanın e, averaj bir araba kullanması mümkün değildi. Ya da averaj bir tişört giymesi. Evet. <laughs> evet. Yani işleri kesilirdi. Yahu şey e, e, Televizyon çocuğu programında bir Serdar Ortaç defilesi yapmıştık gazetedeki bir haberden dolayı. E yani o da yalan dolan herhalde. Haber de ben tabii e, kafa bulmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığım için e, şey demiş ki guya e, demiş ki e, ee, lüks bir dükkanda alışveriş yaparken nasıl bir tişört arıyorsunuz diyor tezgahtar. Bu da diyor ki nasıl bir tişört arayabilirim? İşte bir Serdar Ortaş tişörtü. Ee, <laughs> 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 Filan yani saçmalık. Belli ki o iş öyle olmamış. Biz bir defile yaptık. Ee, herkes evden böyle bütün asistanlar falan prodüksiyondaki herkes evden ne kadar saçma sapan kazak tişört bilmem ne varsa giydiler. işte orada bir Serdar Ortaş shirt nedir Benim sonra. bu piyasada en alışamadığım şey odur. Kendinden ismini soyadıyla bahseden insan. Hiç alışamadım ben ona. Evet. Ama yandakiler söylüyor. Hayır kendi kendine söylüyor. Bir armağan çağlayan bunu yapma. A -a. Evet söylüyor. Şizofren bir durum bence. Çok şizofren bir durum yani. Ben bir keresinde kanalda eden e, çıktım bir şeyler yemek arıyoruz. Yanımda da bir asistan ama Okan Bahülgen gel Mecliye Köy'de dedim. <laughs> <laughs> nasıl lan? Hani a, hani Ayda der gibi Okan Bayülgen Ayda der gibi. Okan Bayülgen Mecliye köyde. Evet. Bir, bir, terslik mi var ya? diyeyim <laughs> mi? Nerede olacaktım hani? Ee, kanal orada. Ya ya çok acayip. Şey. Peki e, ay balıkla ilgili bunun e, nasıl ya bir de üstesinden gelinecek bir şey değil mi bu? Yani ya. gittin ilk günden tamam mı? Evet. Ben hiç hiç zorluk çekmedim. Yani hiç şehirden kasabaya. Okan Bey ben İstanbul'dayken de her gece orada burada eğlenen gece kulüp gece kulübü kulüp gezen bir adam değildim ki. E, i̇şten çıkıyordum, eve gidip evimde oturuyordum zaten. E, orada da evimde oturuyorum işte ne ki? Yahu çok haklısın. Ben de İstanbul'da 3. arasında iş dışında Üç nokta arasında böyle üçgenler çiziyorum. Küçük bir pergel açısında dolaşıyorum. Fakat gitsem bir yere de burası da çok küçük derim. Yani halbuki daha küçük bir alanda yaşıyorum aslında. Hele şimdi pandemi olunca zaten sinema yok, tiyatro yok, evet. konser yok. Evet. Ehe, ne yapacağım ki ben Peki sokağa çıkma e, kısıtlamalarında büyük şehirde çıkamamakla küçük şehirde çıkamamak arasında ne fark küçük var? Küçük şehirde çıkıyorsunuz. Tabii ki sokağa çıkıp oraya buraya gitmiyorsunuz ama mahallede geziyorum ben, komşuya gidiyorum kahve içiyorum ve, ve e, İstanbul'a göre daha güzel dostluklar mı? Evet. Ama baştan doğru bir prensiple girdiğin için değil mi? Sonradan gelenlerle değil, e, zaten e, o şehrin insanıyla arkadaşlık etmek zaten depresyonun hiç başlamamasının nedeni değil mi? Olabilir, olabilir. Benim çünkü yere arkadaşlarım çok fazla. Evet, çünkü Bodrum güzel bir örnektir. Ben 70'lerden beri bilirim. Her gelen mi depresyona girer ve gelenlerle depresyonu birbirlerine bulaştırırlar. Pandemiktir depresyon. E evet. çünkü e, muhtemelen. Ee, bütün gelenler birleşip Bodrum'un ne kadar kötü bir ha yerel halk olduğunu konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, ne kadar ki artık yerel halkı kaldı mı emin ya, değiliz. Kaldı değil mi? evet, hep sonradan gel. Peki, herküler desin, herküler desin, desin, ve hem e, bu e, başarından söz ettiğimiz hem de özlediğim bir sohbeti yaptığımız. Vallahi bir ben de aldım. çok keyif aldım. Ay, çok çok uzun süre sonra e, bir yere konuk oldum. Evet, aslında. Evet, evet. Herhalde bir 5-6 yılı vardır. Ee, çok keyif aldım. Çok teşekkür evet. ederim. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Pekala. O zaman ayrılıyoruz seyircimize. Saygıyla, sevgiyle. Hoşçakalınız.